Merhaba değerli izleyenler. Isparta'nın tarafsız ve en doğru haber kanalı TV32 Haber'e hoş geldiniz. TV32 ekibi olarak Isparta KYK Erkek Yurdu'nu ziyaret ederek Yurt Müdürü Necdet Aydemir'den süreçle alakalı bilgiler aldık. Merhaba değerli izleyenler. Uyan 32 TV32 ekibi olarak Isparta KYK Erkek Yurdu'na geldik. KYK Yurdu'nun müdürüyle bir görüşme yapacağız. Ondan gerekli bilgileri alacağız. Hoş geldiniz. Depremde misafirlerimizi burada yerleştiriyoruz. Şu anda 1457 misafirimiz var. Misafirlerimize sabah kahvaltısı ve akşam yemeği olarak yardımcı oluyoruz. Aileleri bölmeden odalara yerleştiriyoruz. Aşağıda sosyal tesisimizin bir tanesinde Sağlık İl Müdürlüğümüzün doktorları var. 24 saat usulü çalışıyorlar. Sağlık hizmeti veriliyor. Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğümüzün personeli var. Ailelerin problemlerini çözüyorlar. Bu şekilde bir hizmet veriyoruz. Size teşekkür ederim ziyaretinizden dolayı. Sağ olun. Isparta İYAŞ Selçuklu Ortaokulu önündeki üst geçit mevkinde bir kişi ölü bulundu. Isparta'da bir çiçekçi dükkanında Cengiz Yuluğtekin'in cansız bedeni bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yuluğtekin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yurtlardan ayrılmak zorunda kalan öğrenciler yaşadıkları durumu anlatıyor. Şimdi ekranlarımıza Isparta KYK Erkek Yurdu'ndan ayrılması gereken bir öğrenci geliyor. TV32 ekibi olarak bugün Isparta KYK Erkek Yurdu'na geldik. Buradan şu an taşınan öğrenciler var. Onlardan kısa bir bilgi alacağız. Siz bu durumu ne zaman öğrendiniz? Taşınmanız gerektiğini, eşyalarınızı ne zaman almanız gerektiği söylendi. Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamadan sonra bize kısa mesaj olarak gönderdiler. Ertesi günü saat 10.30'da boşaltmamızı söylediler. Ama çok kısa bir süre olduğu için bugün gelebildik. 2-3 günü olmuştur mesaj geleli. Eşyalarımızı topluyorlar işte. Hangi şehirden geldin? Deniz'den geldim. Burada onlar mı topluyor eşyalarını? Evet, onlar topluyor. Dolabım kilitliydi, onu falan kırmışlar işte. Eşyalarımızı aldık şimdi. Eve geri dönüyoruz. Şu an tüm yurt boşaltıldı mı peki? Tüm... Eşyalarını almayanlar var mı? Vardır. Büyük ihtimal. Çünkü bayağı taşıyorlar ya. 4. katı daha yeni boşalttılar. Bilmiyorum artık. Arkadaşım İzmir'den geldi. Ya uzaktan gelen, Ordu'dan gelen arkadaşım vardı. Mesela gelemedi o. Eşyalarını burada bırakmak zorunda kaldı. Bilmiyorum artık nasıl olacak. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Isparta Gök Kubbe Fuar alanında yardımlar toplanmaya son sürat devam ediyor. Genel olarak birçok yardım gelmesine rağmen yetişmeyen ürünler var. Depremzede vatandaşlarımıza yardım göndermek isteyen yardımseverler için toplama alanındaki görevliler, önceliğimiz özellikle hijyen malzemeleri, bebek pişik kremleri, ev eşyaları, yastık ve yorgan gibi ihtiyaçlardır dedi. Malatya'dan Isparta'ya 12 kişi olarak gelen iki ailenin ferdinden yaşadıklarını ve deprem anını dinliyoruz. Malatya bölgesinden geliyoruz. Toplam 12 kişiyiz aile olarak, çocuklarımla. Engelli bir çocuğum, kanser bir kardeşim. Bunlarla beraber depremin ilk gününden, sabah 4'ten uyandığımızdan, Rabbim kimseye yaşatmasın böyle acılar, bir felaket yaşadık. Ülke olarak Malatya, bölge, Antep, Maraş her taraftan aynısı oldu. Hiçbir şey kalmadı. İkinci depremde tamamen dışarıda olmamıza rağmen büyük sarsıntılar yaşadık. Taş üstünde taş kalmadı. %70'i Malatya için konuşuyorum. Gitmiş durumda. Çünkü ben 2 gün oldu geleli. Eşimi çocuklarımı gönderdim. Eşim de rahatsız. Engelli çocuğum var buraya. Ben 3 gün sonra geldim. Rahatsız olan kardeşimle beraber. İlk günden organize bozukluğu olabilir. İlk günde dahil bugüne kadar Allah devletimize zeval vermesin. Devlet millet el ele olmuşlar. Tüm depremzadelerin yaralarını sarmaya çalışıyorlar. Can kaybı olanlara Rabbim daha çok yardım etsin. Elhamdülillah benim can kaybım yok ailemde benden. Ama can kaybı olanlar var. Hala göçük altta olanlar var. Cenazesini tanıyamayanlar var. Komşularımızda, akrabalarımızdan ama aile olarak bizde bir şey yok. Sadece şunu demek istiyorum. Isparta Valiliğine, Isparta Valisi Malatya'dan gelme, Aydın Barış Bey. Tanırız.
Allah razı olsun. Organize süper. Kaldığımız yurt KYK yurdu. Bakımları son derece, ilgi ve alakalar son derece, Isparta'nın halkı son derece. Isparta halkına teşekkür ediyoruz, idarecilerine, tüm Türkiye'ye. Bunu da atlatacağız el ele, kardeşçe, milletçe, Allah'ın izniyle. Bugün yara sarma günü, birlik beraberlik günü, kardeşlik, kardeşçe yaralar sarma günü. Tüm Türkiye'ye başsağlığı diliyoruz, geçmiş olsun diyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Çok geçmiş olsun. TV32 ekibi olarak bugün Millet Kıraathanesi'ni ziyaret ederek KADEM'in yardımlarıyla alakalı bilgi topladık. Bize bu süreçte bilgi veren Isparta Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ile olan röportajımız sizlerle. Bugün TV32 ekibi olarak KADEM'in yardımlarını topladığı alana geldik. Isparta Milli Eğitim Müdürü ile görüşme yapacağız. Isparta Millet Kıraathanesi'ndeyiz. Bugün depremle ilgili genel bilgileri alalım sizden. Evet, öncelikle şu anda eski Milli Eğitim Binası olarak adlandırdığımız Millet Kıraathanesi'ndeyiz. Biz Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, valiliğimiz olarak depremin ilk günlerinde özellikle enkaz bölgelerinde ve deprem bölgelerinde faaliyet gösterdik. Şehrimizden almış olduğumuz emanet yardımları deprem bölgelerine ulaştırdık. Birçok öğretmen arkadaşımız şu anda yine deprem bölgesinde faaliyet gösteriyor. Ama deprem bölgelerinden şehrimize, depremzedelerimizin gelmesiyle birlikte şehrimizde bir takım yeni ihtiyaçlar ortaya çıktı. Şimdi bu yeni ihtiyaçlara göre çözüm üretmeye çalışıyoruz. Şu anda içinde olduğumuz binada da bir giyim mağazası açtık. İlimize gelen depremzedelerimiz AFAD'a giriş yaptıktan sonra binamızı ziyaret ediyorlar. Bu esnada onların kıyafet ve ayakkabı ihtiyaçlarını buradan gidererek evlerine gönderiyoruz. Eksik malzemeleriniz var mı peki ihtiyaç listesinde, eksik olan, hiç gelmeyen ya da az kalan? Şöyle arz edeyim. Öncelikle Isparta gerçekten çok kadir şinas, gönlü zengin insanlar. Bizi bugüne kadar yalnız bırakmadılar. Şu ana kadar çok ciddi bir eksik bize hissettirmediler. Ama tabii depremzedelerimizin sayısı arttıkça, ilimize gelen sayılar arttıkça gün içerisinde birkaç kez bu binadaki kıyafetlerin boşaldığını ve bittiğini görüyoruz. Sağ olsun yine hayırseverlerimizin desteğiyle bunları tamamlamaya çalışıyoruz. Ama şu an itibariyle özellikle kadın iç giyim ve erkek giyimi üzerinde ve kadın sivil kazak ve benzeri hususlar noktasında biraz eksiklerimiz var. Özellikle 13-17 yaş genç kızlarımıza yönelik kıyafet ihtiyacımız da şu anda söz konusu. Bu konuda yine Ispartalı hayırseverlerin desteklerini bekliyoruz. Günde kaç kişi geliyor peki buraya? Şu ana kadar yani 1500'ün üzerinde vatandaşımızı tam anlamıyla giydirdik. Her gün yaklaşık şu anda sayı artarak gidiyor. En az 500-600 kişiyi tam anlamıyla burada giydirerek gönderiyoruz. Şimdiye kadar toplam kaç kişi gelmiştir tahmini? Şu ana kadar 2000'in üzerinde vatandaşımızın geldiğini düşünüyoruz. Kayıtları alınıyor. Şu anda güncel sayı elimizde değil ama 2000'in üzerinde vatandaşımızı burada giydirdik. Sizin başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben öncelikle tüm Ispartalılara teşekkür ediyorum. Tabii bu süreç içi, yani ilk günler gerçekten çok yoğun bir yardım çalışması vardı. Yine Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Kahramanmaraş ilimizde bir mutfak kurduk. Günde 15 bin kişiye yemek çıkartıyoruz ama şu anda bunu 20 bin kişiye çıkartmakla ilgili bir çalışmamız var. Bununla ilgili altyapıları tamamladık ama yine kuru gıda ihtiyacımız ve su ihtiyacımız o bölgede çok oluyor. Yine pazartesi günü okullar başlayacak. Okulların başlamasıyla deprem bölgesinde gelen öğrencilerimizin özellikle kırtasiye ihtiyaçları ve çanta ihtiyaçları olacak. Bu konuda da hayırseverlerimizi desteğe çağırıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür ederiz. Afet bölgesine destek için Isparta Valiliği ve AFAD koordinesinde çalışmalarını sürdüren Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yemek ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak için 10 bin kişilik yemek üretme kapasiteli, geçici mutfağı ve beraberinde gönüllü personeli Kahramanmaraş'a göndermişti. Depremin ilk gününde en çok hasar alan şehirlerden biri olan Kahramanmaraş'a yönlendirilen ve deprem bölgesine konuşlandırılan mutfak, depremzedelere ve zorlu şartlar altında çalışan ekiplere sıcak yemek vermeye devam ediyor. Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 8 kazan, 1 sahra ocağı, 2 su tankı farklı ebatlarda yaklaşık 50 tüp, tek kullanımlık tabak gibi yardımları bölgeye yönlendirerek yaptığı kapasite arttırım çalışmaları sonucunda geçici mutfak artık 15 bin kişilik yemek üretiyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden ihtiyaç listesi hakkında duyuru yapıldı.
Duyuruda Kahramanmaraş'ta Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'un açmış olduğu geçici mutfak için güncel gıda ihtiyaç listemiz vardır. Tırımız cumartesi günü il özel idare binasından hareket edecektir. Yardım etmek isteyen vatandaşlarımızın ihtiyaç listemizdeki malzemelerden istediklerini il özel idare yardım binasına teslim edebilirler ifadelerine yer verildi. Ekrana ihtiyaç listesi gelecek. Isparta'daki hastanelerde depremzedelerden para isteniyor gibi iddialara Isparta İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Isparta'daki hastanelerimize depremzedelerimizin muayene, ayaktan ya da yatarak tedavi, ilaç ve ameliyatlarından ücret alındığı yönünde haberler ve sosyal medya paylaşımları olduğu görülmektedir. Isparta ilinde faaliyette olan devlet hastaneleri, özel ve üniversiteye ait hastane ve sağlık kuruluşlarında deprem bölgesinden gelen afetzedelerimizden muayene, tedavi veya ilaç adı altına hiçbir ücret talep edilmemektedir. Yaşanılan afet durumunu istismar ederek depremzedelerin muayene, tedavi ve ilaç gideri olarak bağış toplanmasının uygun olmadığı, vatandaşlarımızın bu tarz kampanya ve para toplama taleplerine itibar etmemeleri, böyle bir durumla karşılaşıldığında İl Sağlık Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi hususu kamuoyunun bilgisine sunulur ifadelerine yer verildi. Sıradaki haber adeta içimizi üşüttü. Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının Şubat ayı sonu ile daha çok düşeceği ve 2023 senesi için uzun bir kış yaşanacağı açıklandı. Türkiye geçen hafta soğuk hava etkisine girdi ve birçok ilde kar yağışı görüldü. Peki bundan sonra kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten kışın bu yıl çok uzun süreceğini açıkladı. Ökten sıcaklıkların ciddi olarak düşeceğini ifade eden hava durum tahminlerinin detayları tek tek açıklandı. Kar yağışının yeniden görüleceği tarihleri açıklayarak Şubat sonu, muhtemelen güçlü bir karlı sistem var. Takip ediyorum. Endeksler uygun. Buradan her gün takibini yapacağız ifadelerini kullandı. Kerem Ökten Türkiye'ye zonal fırtına geliyor diyerek şunları söyledi. Kış uzayacak. Kuzeyde inanılmaz işler oluyor. İki defa peş peşe zonal rüzgarlar doğudan esecek. Türkiye geneli için yeni karlı sistemler mümkün. Hatta büyük sistemler, dedi. Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda başlatılan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasında 115 milyar 146 milyon 528 bin liralık bağış rakamına ulaşıldı. 9 milyon adedi aşkın SMS gönderildi. Türkiye Tek Yürek kampanyası ortak yayını yurt içi ve dışından ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapıldı. Ortak yayın 7 saat sürerken 9 milyon adedi aşkın SMS gönderildi. Programın moderatörlüğünü Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Deniz Bayramoğlu, Nazlı Çelik, Acun Ulucalı, Didem Arslan Yılmaz, Çağla Şikel ve Tümer Doğru üstlendi. Kampanyayı telefonla bağlanarak açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplanan bağışların AFAD ve Kızılay aracılığıyla depremzedelerin yaralarının sarılması için kullanılacağını belirterek, enkaz kaldırma ve şehirlerin kurulması için kolları sıvadık. 30 bin konut temeli atarak inşaya başlıyoruz. El birliğiyle bu imtihanın da üstesinden geleceğiz. Kabine toplantısında 136 milyon 589 liralık yardım topladık. Bizim katkımız da var. AFAD hesaplarına gelecek her kuruş depremzedelerimiz için kullanılacaktır. İfadelerine yer verdi. Rekor düzeydeki bu bağışlar ile Türk halkı zor durumlarda birlik ve dayanışma örneği sergiledi. Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde halk eğitimi merkezlerinde çalışan öğretmen, usta öğreticiler, kursiyer ve gönüllüler afetzedelerin acil ihtiyaçlarını gidermek için seferber oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uyku tulumu için gerekli kumaş ve malzemeler tedarik edilerek halk eğitimi merkezlerine ulaştırıldı. Atölyelerde dikimine başlanan 2300 uyku tulumu deprem bölgelerine gönderilecek. Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde depremzede kardeşlerimizin yarasına merhem olabilmek adına -20 dereceye dayanıklı 2300 uyku tulumu üretimi Eğirdir Halk Eğitimi, Gelen Dost Halk Eğitimi ve Yalvaç Halk Eğitimi Merkezi'nde gönüllü usta öğreticilerimiz tarafından sürdürülüyor. İnşaat Mühendisleri Odası Isparta Temsilcisi Şeref Korkmaz, İnşaat Mühendisleri Odası olarak mevcut ruhsat işlemlerin durdurulmasını talep ettiklerini ve Isparta'da depremlerle ilgili alınabilecek önlemlere ilişkin rapor hazırlayacaklarını söyledi. Arsa satışına ağırlık veren Isparta Belediyesi şimdi de 1992 model 120 ton kapasiteli asfalt plantini satacak.
Belediye Meclisi ekonomik ömrünü dolduran 31 yıllık asfalt plantının satılmasına onay verdi. Belediye bu satıştan 1 milyon 250 bin lira gelir elde etmeye amaçlıyor. Bu arada söz konusu asfalt planti ile ilgili konuşan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Arkadaşlar bu asfalt planti her ne kadar ekonomik kullanım ömrünü doldurmuş olsa da kullanılabilecek durumda. Bu yüzden biz bunun başkalarının işine yarayabileceği düşüncesiyle hurda yerine belirlediğimiz fiyat üzerinden satılmasını uygun bulduk. Hurda olarak satsak 500 bin lira yapıyor," dedi. Daha sonra oylamaya sunulan asfalt plantının satışı konusunda encümene yetki verilmesi konusu kabul edildi. Darıören Köyü Muhtarlığı, Darıören Köyü Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği, Dernek Başkanı Mustafa Akbal ile beraber ve köy halkı afet bölgesine göndermek üzere olduğu odunları kamyonlara yüklemeye devam ediyor. Seferber oldukları bu odunları iki kamyona yüklüyorlar. bin'den fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Toplumun tüm kesimleri dayanışma örneği sergileyerek deprem bölgesine ve bölgeden kentimize gelen misafirlerle dayanışma için adeta birbiriyle yarışıyor. İşte o dayanışma örneklerinden birisini de ortodontist Profesör Doktor Aynur Medine Şahin gösterdi. Doktorumuz deprem bölgelerinden Isparta'ya gelen misafirlerimizden ortodonti tedavisi başlamış olan ve deprem sebebiyle tedavisi yarım kalan misafirlerimizin tedavilerini üstleneceği öğrenildi. Mülkiyeti Isparta Belediyesi'ne ait olan 5 arsa 21 Şubat 2023 günü saat 14.30'da açık arttırma usulü ile ihaleye çıkıyor. İstekliler ihale anında ikametgah il muhabirini belediyeye vermek mecburiyetindedir. İhale belediye encümeni toplantı salonunda yapılacaktır. İhaleye katılacak şahıs veya şirketler belediyeye borcu olmadığına dair evrak getireceklerdir. Bu ihaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü kira servisinde görülebilir. İhale günü saat 12.30'a kadar Isparta Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü gelir bölümüne yatırılması zorunludur. Yatırılmadığı takdirde ihaleye girecek şahıs veya şirketler hiçbir hak ve talepte bulunamazlar. Telgrafla veya faksla yapılacak müracaatlar ve postadan gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.